Merhaba sevgili aslanlar. 31 Mart 6 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 30 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğdu. Ateş grubu öncü nitelikler taşıyan bu yeni ay sizi destekleyen bir yeni ay. Enerjiniz yükselmiş olabilir ve hafta boyunca bunu hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu yeni ayın güçlü enerjisiyle beraber özellikle yurt dışı ile ilgili konular, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık veya bazı hukuksal konularda hızlı gelişmeler de gündeme gelebilir. Hafta başından itibaren gökyüzündeki öncü gruplardaki gezegen hareketleri oldukça etkin görünüyor. 1 Nisan'da Güneş Jüpiter'le kare yapacak. 2 Nisan'da Güneş Koç burcundaki Uranüs'le kavuşuyor. 3 Nisan'da Güneş Plüton'la kare yapıyor. Öncü gruplardaki bu sert görünümler zaman zaman hayatımızda bazı stres ve gerginliklere de neden olabilir. Özellikle iletişimle ilgili konulara, yakın çevre ve akrabalarla ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra trafikte, ulaşımda da zaman zaman bazı riskler oluşabilir sevgili aslanlar. Evet, 5 Nisan'da Venüs burç değiştiriyor ve Balık burcuna geçiş yapıyor. Venüs 4 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacak sevgili aslanlar. Bu süre içerisinde sizin için ortaklı gelirler, parayla ilgili kavramlarla alakalı konularda birazcık daha destekleyici etkiler söz konusu olabilir. Bazı sorunlar varsa bunlar için yardımlar bulmanız mümkün. Bu şekilde Venüs'ün özellikle ay içerisinde Jüpiter'le ve Satürn'le de güzel etkileşimler yapmasıyla beraber ortaklı gelirler, yatırımlarla ilgili konular biraz daha sizin için destekleyici olabilir. Ayın pozisyonlarına baktığımızda 31 Mart'ta Koç burcunda olan ay 1 Nisan'da Boğa burcuna geçiş yapacak ve hafta başında kariyerinize dikkat çekiyor. 1 Nisan, 2 Nisan iş, kariyer ve genel olarak hayatınızdaki sorumluluklar öne çıkacak. 3 Nisan'da Ay İkizler burcuna geçiş yapınca biraz daha sosyal çevreniz ve arkadaşlarınıza zaman ayırmaya başlayabilirsiniz. 3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisan Ay İkizler burcunda olacak. Sizin için daha neşeli ve keyifli etkiler veriyor. 6 Nisan'dan itibaren Ay Yengeç burcuna geçince biraz daha içe dönük enerjiler verecek. Dinlenmeye ve kendinizle ilgilenmeye zaman ayırabilirsiniz. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Öz burcunuzla beraber yükselen burcunuzu da takip etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinçokulu nöbetçi astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.